Ebu Leheb, Peygamber Efendimizin öz amcası olduğu halde ona en büyük düşmanlığı yapan azılı bir müşrikti. Ebu Leheb, Bedir Savaşı'na katılmadı ama Bedir Savaşı'nın mağlubiyetini hazmedemedi. Kureyş ordusu, İslam ordusu karşısında büyük bir hezimete uğrayıp Mekke'ye dönünce Ebu Leheb, Ebu Süfyan'ı yanına çağırarak şöyle dedi. ''Ey kardeşimin oğlu, savaşın durumu ne oldu? Bana anlat.'' Ebu Süfyan şöyle anlattı. ''Andolsun ki biz o cemaatle karşılaşınca bozguna uğradık. Onlar da kimimizi öldürdüler, kimimizi de esir ettiler. Kıratlara binmiş akbenizli bir alay süvariyle karşılaştık ki onlara karşı koymak mümkün değildi. Onlar Müslümanların yardımına gelen meleklerdi. Bu haberden sonra Ebu Cehil zelil ve perişan bir halde kalkıp gitti. Bedir mağlubiyetinin kederinden hastalandı ve bir hafta içinde öldü. Oğulları ölü cesedini 2 veya 3 gün beklettiler. Evinde cesedi kokmaya başladı. Hastalığının bulaşmasından korktukları için kimse yanına yaklaşmak istemiyordu. Kureyşlilerden biri bir gün oğullarına ''Yazıklar olsun size, babanız evinde koktuğu halde onun yanına uğramaktan utanıyor musunuz?'' diye sordu. Onlar ''Biz onun hastalığından korkuyoruz.'' deyince adam da ''Ben size yardım edeyim.'' dedi. Beraber gittiler ama yanına yaklaşılacak gibi değildi. En sonunda onu yıkamadan ayaklarından sürüklediler ve Mekke'nin yukarı taraflarında bir yere götürüp gömdüler. Üzerini de taşlarla kapattılar. Yüce Allah, peygamberine düşman olan Ebu Leheb'i böyle rezil bir konuma düşürdü ve öylece canını aldı.